merhaba. Bugün yine sizden gelen bir soruya cevap vereceğim. Sıvıları işte suyu, çorbayı veya çay gibi sıvıları hızlı içmek midenizi büyütür mü? Hatta soru birkaç kişiden gelmiş. Birisi de demiş ki herkesin kafasında böyle bir şey var ama cevabını bilmiyoruz bunu söyler misiniz diye. Şimdi evet gelin bu soruya bir bakalım. Yani bu mide büyümesi çok ciddi bir mit ama yani ben onu hala yıkamadım. Yine de e, konuşa konuşa biraz yol alıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bakın bu durum nedir? Bir şeyleri hızlı içmek mideyi büyütür mü? Yani burada şöyle bir varsayım var aslında. Mide büyür kilo alırım varsayımı var. Bana da bunu hemen hemen herkes soruyor. Herkes de bunu merak ediyor hakikaten. Ee, e tabi bunu merak etmekte haksız da değilsiniz çünkü evet ben e, bu kanalda çektiğim videolarda daha fazla mantık bazlı ilerlemeye çalışıyorum ama e, çünkü ben obeste cerrahisi kilo verme ameliyatına bakışımı e, daha böyle basite indirgeyip anlaşılabilir bir mantığa oturtmak istiyorum. Ama etrafta bu genel olarak böyle değil. Ya yani böyle beylik laflar çok fazla geçiyor. Cerrahlar bunları söylüyor. İşte e, bu işi yapan hocalar bunları söylüyor. Diyorlar ki işte katıyı da sıvıyı aynı anda alırsan işte katı aşağı gelirmiş sıvı yukarıda kalırmış. Tam da çıkartamıyorum bilmiyorum yani mantıklı gelmediği için üzerine e, gitmeyi de gerekli bulmuyorum. İşte ne olurmuş midenin bir kısmı büyürmüş. Mide büyüdüğü zaman kilo alınırmış, her şey kötüye gidermiş falan filan. Şimdi bu sorunun altında da bu var aslında. Yani sıvıyı hızlıca aldım, mideme doldu, midem büyüdü ve ben kilo alıyorum. Peki işler gerçekten böyle mi? Yani mide büyümesine dönüyoruz, dolaşıyoruz, takılıyoruz her zaman. Buradaki sorunun altında da mide büyür. Ben bir şekilde midemi büyütürüm. O da bana kilo aldırır mekanizması yatıyor. Şimdi gelelim mide büyümesi ne kadar önemli ve siz şimdi çayı hızlı içtiğinizde mideni büyü, midenizi büyütür müsünüz? Ee, aslında bu mide büyümesinin bu kadar öne çıkarılmasını e, ben bu işi yapan birçok kişinin çok da fazla mekanizmayı düşünmüyor olmasına birazcık bağlıyor gibiyim. E, neden? Yani ameliyat yapan insanlar bilirler ki ben her gün mide ameliyatı yapıyorum. Mide ameliyatlarında kişilerin dışarıdan gördüğümüz boyutlarıyla içeride gördüğümüz mideleri doğru orantılı değiller. Yani işte 200 kilo birini ameliyat ettiğimizde böyle kocaman bir mide görüp de 90 kilo birini ameliyat ettiğimizde onun böyle yarısı bir mide görmüyoruz biz. Yani evet 200 kilo birinde büyük bir mide olabiliyor ama 90 kilo birindeki mide 200 kiloluk birindeki mideden büyük olabiliyor. Peki, hani anlamakta bir zor biraz. Diyeceksiniz ki ya kocaman bir insanın midesi nasıl büyük oluyor daha küçük birinden? Ben de o zaman size şöyle demeliyim. Mesela bir balonu düşünün Lütfen. Bir balonu az şişirirsem bu boyda yapabilirim. Kocaman şişirsem bu boyda yapabilirim. Peki ben kocaman şişirsem ne değişir? Balonun çeperinin daha böyle inceldiğini görürsünüz değil mi? Rengi daha böyle solmaya başlar çok şişirseniz. Yani duvarı incelir içerideki o basınç nedeni büyüdüğü için. Ama yine de o aynı balondur. Yani şu kadar olan bir balonun havasını indirdiğinizde bu kadar olduğunu görünce o nasıl oldu böyle bir şey der misiniz demezsiniz. Evet mide bir balon değil ama balona benzer özellikler taşıyor. Nedir bunlar? Mide dokusu, midenin dış tarafı yani sizin büyük olarak ta tanımladığınız miden büyür mü dediğiniz mideniz aslında kaslardan oluşuyor midede birkaç tabaka kas var. Onun dışında mukoze dediğimiz iç kısım var. Aynı ağzımızın içindeki gibi dış tarafı var, daha bir güçlü olan kısmı var, bağ dokusu var falan. Yani mide genel olarak genişleyebilen ve küçülebilen bir yapıya sahip. Bir balon gibi düşünebilirsiniz. Peki bu ne zaman değişiyor? Aynı ameliyat içerisinde midenin farklı boyutlarını gördüğümüzde mümkün. Yani midedeki o kaslar kasılmaya başlarsa doğal olarak mide küçülmeye başlıyor. Ben o anda mideye bakarsam a küçük bir mide. Ama kaslar bu peristaltizm denen kas hareketi böyle yukarıdan başlayıp aşağıya doğru sıralı giden bir şey kas hareketini oradan aldığınız zaman kas hareketi gittiği zaman mide kendini bırakıyor. Daha rahat oluyor. Mide dokusu, mide duvar kalınlığı da azalıyor. Yani mide büyümesi diye böyle bu kadar popülerize edilen konu aslında çok böyle boşa basan bir bilgi. Buna böyle çok odaklanmamamız gerekiyor. Midenin büyümesi üzerine yapılan tüm mantıksal açıklamalarda bir boşluk var gelin dönelim yine başka bir mantık açıklaması yapalım şimdi mideyi midenin yaratılışı midenin varlığı zaten küçük bir boru değil mide var oluşunda büyük bir organ zaten büyük olarak yaratılmış bir organ şimdi mide büyümesinin kino aldırdığı varsayımının Üzerine gittiğinizde yine onu boşa çıkartan başka bir bilgi var. Mide zaten her insanda büyük. Yaradılışı büyük bir organ. E peki o zaman mide büyüyünce ben kilo alıyorduysam eğer? E ama dünyadaki her insanın midesi dokunmadığınızda büyük ki zaten. Bu kadar insanın hepsinin kilosunun yüksek olması gerekiyordu. Bu varsayıma göre. Ama değil. Şimdi o yüzden ilk önce burayı bir anlamak zorundayız. Yani bakın, birincisi mideniz ameliyattan sonra akışı rahatlatacak şekilde ferahlayacak. Bu kaçınılmaz. Yani işte şöyle düşünün. Suyun akması için bir ark yaptınız. Bir kısımda da toprağı birazcık böyle çok güzel yapamadınız diyelim. Su oradan akarken orayı zaman içerisinde aşındırarak gidiyor, değil mi? Yaşayan her şey bunu yapıyor. Değişecek, rahatlayacak, daha rahatlayacaksınız. Yani ameliyat oldum, 7. gün zor yiyorum, 18. gün daha rahatladım. Alman Allah midem büyümdü, büyüdü, tüh ben ne oluyorum, bittim gittim. Aha işte ben bittim, zaten biliyordum başaramayacağımı, tekrar kiloluyum. Bu yanlış, lütfen buna düşmeyin. Evet, vücut rahatlayacak, rahatlatacak. Bu işin doğasında var, yaratılışımızda var midede bunda var yani. Zaten çünkü kastan oluşan bir dokudan bahsediyorum ben. Evet bunlar olacak. Ha peki o zaman ben suyumu içtim, çayımı içtim, midem birazcık büyüdü. E nasıl büyüyecek? Tabii ki büyüyecek. Orası kas yani. Gevşecek, rahatlayacak. Ha büyümezse bulantı yapacak veya kusacaksınız falan filan. Yani burada sorunun temelinde yanlış bir varsayım yatıyor midenizin büyümesi tüm olayın özü değil arkadaşlar. Yani midenin küçük olması da zayıflığın özü değil. O sebeple biz bu işi neden yapıyoruz? Gelin gerçek mekanizmaya, gerçek kafa yapımıza dönelim. Biz bu işi şunun için yapıyoruz. Midenizi küçültüyoruz. Doğru küçültüyoruz. Kendim her gün yapıyorum. Midenizi küçültüyoruz. Ama buradaki gayemiz sizin daha az kalori alıp zayıflıyor olmanız. Midenin boyutsal olarak küçüklüğüne göre başarımızı değerlendirmiyoruz. Ha burada diyeceksiniz ki e ama ameliyat kötü yapılmış işte fundus kısmı bırakılmış öyle olunca kilo az veriyorum. Doğrudur evet haklısınız. Çünkü ilk tepkimeyi doğru yapmamış olabilir cerrah. O zaman evet gerçekten başarı düşük olur. Ama diğer yandan midenin küçülmesi tepkimeyi başlatmak içindir. Ondan sonra sizin kalorisiz suyu birazcık fazla içmeniz hayatınızı başınıza yıkacak bir sorun oluşturmayacak. Ama çok yavaş yavaş bir şişe milkshake içmeniz evet gerçekten hayatınızdaki elde ettiğiniz kaliteyi mahvedecek bir yaklaşım olacak. O yüzden lütfen içtiğiniz şeylerin içeriğine odaklanın ve böyle e, artık bunda bile bir popüler kültürden bahsedebilecek noktaya geldik. Eskiden hani ameliyatlar sevilmezdi falan ama şimdi bir ana akım medya var ya hep aynı şeyleri söyleyen midenin büyüdüğünü söyleyen katı sıvı almamanız gerektiğini söyleyen falan e, bunları böyle sizde anlattığım mekanizmalar üzerinden bir kafanızda çevirirseniz neyin doğru neyin doğru olmadığını anlayacaksınız. Ve neden bu şekilde anlatılan insanların daha çok başarısız olduğunu da o zaman anlayacaksınız. Ben hastalarıma yıllardır bunları yapmıyorum. O yüzden Allah'a şükür başarımızda çok yüksek ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.